Başkanım, beklenen tüzük değişikliği kongresi bitti. Evet. Biz daha detaylı bekliyorduk açıkçası ama tek maddelik bir tüzük değişikliği oldu. O da taraftarın beklediği üyelik kotasının kaldırılması. Daha doğrusu üye sayısı kadar her sene üye alınabilir hale getirilmesi. Bu da aslında çok ciddi derecede önümüzü açan bir şey. Nedir şimdi? Taraftar ne algılaması lazım? Şimdi bizim taraftarımız yıllardır kulübe üye olmak istiyor. İşte yönetimde söz hakkının olmasını istiyor. Ama bu bir şekilde olmadı bugüne kadar. Olmama sebepleri de vardı. Bence dönem dönem haklı sebepleri de vardı. Bazen kulüplerde korumak gerekiyor. Biliyorsunuz işte Ankara Gücü daha önceki dönemlerde buna benzer çok olaylar yaşadı. Biz artık Ankara Gücü'nde taraftarın da söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu söz tabii sınırsız bir söz değil. Hepimizin burada dengeleri var. Ama yönetimde ve kulübün işleyişinde kontrol mekanizması olacak derecede bir söz. Yani en ileri derecede Ankara Gücü taraftarı artık bu işin içerisinde olsun. Bugün burada açıkladım zaten bütün rakamları, geleni gideni. Zaten bundan sonra her şey şeffaf olacağı için taraftarımız da böyle bu toplantıları illa kongreleri, tüzükleri beklemeye de gerek kalmayabilir. Dönem dönem otururuz, büyük salonlarda yapılabilir ya da ne bileyim basın toplantısı yapılır, düzenlenebilir. Bugünden itibaren bu Ankara Gücü taraftarı için bir başlangıç, milat. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu yapmak bize nasip oldu, kısmet oldu. Şimdi sınırlara işte kulübün bir belli delegelik ücreti var, yıllık aidat ücretleri var. Bunları oturacağız, değerlendireceğiz. Buna göre bir açıklama yapacağız yine internet sitemizden. Ona göre kayıtlara başlayacağız. Şimdi tüzükte diğer düşündüğümüz şeyler var, değişiklikler var. Mesela röportajda divan düşünüyorum. İşte. Evet. Benzer birçok değişikliği gündemdeydi. Onlar sonra mı ertelendi yoksa vaz mı geçildi? Şimdi ben aslında bu tüzük tadilinin daha kapsamlı, daha geniş bir şey olmasını istiyordum. Zaman kısa, takımın durumu belli, stres çok fazla, bunu görüyorsunuz. Bir anda 100 tane 200 tane işte uğraşmak zorunda kaldık. Siz de yakından takip ettiniz. Yakından takip ettik. Burada neyi bekledim ben? Ben Ankara Gücü'nde bir divan olmasını istiyorum. Bir akil heyet olsun Ankara Gücü'nde. Yönetimler tek başına olmasın. Bu kulübün bizim Ankara Bahla'da aksaçlılar derler, ağbaşlılar derler. Böyle bir akil heyeti olabilir bu kulübün. Bir divan heyeti olsun. Köstek olan değil, destek olan, evet. Vizyon sahibi, misyon sahibi insanların olacağı bir divan heyeti. Ya da buna benzer bir teşekkür, ismi illa divan heyeti olmasına gerek yok. Bu tür şeyleri ben bekletme sebebi, bu kongrede yapmama sebebimiz Haziran'da zaten olağan genel kurulumuz var. İşte 4 ay 5 ay sonra yapılacak. 4 ay gibi bir zaman sonra. Onun için bugün bunları yapmadık. Sadece tek maddeyle delegeliğin açılması kısmını yaptık. Haziran'daki kongrede bunu da ekleyeceğiz. Şimdi sadece üyelik aidatı gerekçe gösterilerek üyelikten atılmış birçok taraftar var. Evet. Şimdi bunların izleyeceği yok. Tekrar kulüp üyelik için başvurmaları mı yoksa kulüp yönetimi bunların tekrar üyeliğe gelmesiyle alakalı bir çalışma yapacak mı? Bunların hepsini tek tek incelettireceğim. Bana özelden yazanlar oldu, mesaj atanlar oldu, Twitter'dan yazanlar oldu. Ben bunların hepsine baktırdım aslında. Ama bakılmadık insanlar var. Bunların hepsine bakacağız. Eğer bir af yapılabilirse ona bakacağız. Bunların hepsi yasal sınırlar ve çerçeveler içerisinde olabilir. Yani bana kalsa ben Ankara Gücü taraftarı olan, gördüğüm atılan herkesi almak isterim. Ama tabii yasal sınırları nedir bunların onu ben bilmiyorum. Onlara bakacağız. Ha belki diyeceğiz ki getirin şu kadar gün içerisinde aidatınızı yatırın. Sizi affediyoruz. Tabii bakacağım bunlara yaparız diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz divan içinde belli bir yaş sayısında üye olması lazım. 10 yıllık 15 yıllık üye olması lazım. Tabii. Ama bunların hepsi üyelikten atıldığı için bunu yapma şansınız aslında. Aynen. Biraz zor. Biraz zor da belki işte dışarıdan tekrar alıp yani o eski üyelerimizi tekrar delegeliğe kaydedip İşte siz de tanıyorsunuz, ben de tanıyorum. Bu camiada sözlü sohbeti dinlenebilir insanlar var. Aklı başında bir sürü insan var. Bunlar da ya bir şekilde bu işin içerisinde olabilir. Bu insanları kaydedebiliriz bu şekilde. Şimdi başkanım, açıkçası benim de endişelerim, korkularım vardı. Bu endişe korkuları da paylaşan birçok taraftar mutlaka olmuştur. Şimdi bir tüzük değişikliği kongresi yapılıyor. Evet. Tüzük değişikliği kongresine mevcut üyelerle gidilecek. Üyelerin büyük kısmı da Mehmet Başkan'a yakın olduğu bilinen kimseler. Yani bunu artık maalesef dernekler kanunun şartı böyle. Evet. Mehmet Başkan da çok da gönüllü olarak başkanlığı bırakmamıştı. Şartlar ona el verdiği için bırakmıştı. Evet. Biz açıkçası bugün Mehmet Başkan'la bir direnç gelir mi acaba diye düşünüyorduk. Yani
Mehmet Başkan, ben kongre sürecinde de ondan önce de kendisiyle görüşüyorduk. Mehmet Başkan ekonomik şartlardan dolayı bıraktı Ankara Gücü'nü. Evet. Başka şartlardan dolayı bırakmadı. Yani eğer buranın ekonomisini çevirebileceğini düşünseydi bırakmazdı. Çünkü bugüne kadar da böyle zorluklar yaşadığı zaman bırakmadı. Artık ekonomik olarak demek ki çeviremeyeceğine kanaat getirdi. Böyle bir kongre kararı aldı. Bu Tüzük Tadilat Kongresi ile ilgili de bir sefer ben kendisiyle karar aldıktan sonra telefonla konuştum. Negatif hiçbir şey söylemedi. Bugün de gördüğünüz gibi burada bu yani öyle bir direnç falan olmadı. Ben beklemiyordum zaten öyle bir şey. Neticede şu an itibariyle aslına bakarsak üyelikler yapıldığı zaman Mehmet Başkan'ın delege hakimiyeti ortadan kalkan bir süreç yaşandı. Yani bundan dolayı merak ediyordum. Bir de biz taraftarın beklediği geçmişe dönük bir soruşturma, neler yapıldı? Bülent şöyle, şimdi burada işte biz seninle beraber, işte sen de eskisin. Ben Cemal Aydın yönetimindeydim. Cemal Başkan'ın delege ağırlığı vardı. Evet. Ondan sonra işte Cengiz Topel'le aldık. Olmadı. Gökçek için. Ekibi, Melik Bey ve çocuk işte Ahmet Gökçek başkanlık yaptı. O dönemlerde işte delegeler başka tarafta falan gibi şeyler vardı ama bu işler zamanla her şey değişiyor. Mehmet Başkan da geldi. İşte 7 sene yaptı. Ondan sonra yani burada şimdi ben 2000 tane 3000 tane üye yazsam ne olacak? Her şeyin bir limiti, bir zamanı var. Zamanı geldiği zaman burada görevi yapıp bırakıp gitmek lazım. Yani böyle bir şey normal şeylere dönmek lazım artık. Normalleşmek lazım artık. Ki birçok şeyde aslında kulüp normalleşmeye başladı. Evet. Ciddi bir finans kaynağı buldu ama bunu üstünlüğüyle yaptı. Çok evet. Fazla ağlamadan yaptı. Çok fazla dillendirmeden yaptı. Ben bu konuda hem size hem Faruk Bey'e gerçekten çok teşekkür evet. ediyorum. Çünkü Ankara Gücü'ne yakışmayan bir fotoğraf vardı ortada. Şimdi bir transfer yasağını kaldırdı. Bir 2-3 futbolcunun dosyası gelecek deniliyor. Onu da aşabileceğinizi düşünüyorum. Bunu başardık. Tabii şimdi yukarıda onu konuştuk. Yani önümüzdeki hafta İtalya'ya gidecekler. Bu Çerçin'in dosyasını görüşmek için iki tane yönetim kurulu üyesiyle büyük ihtimalle avukat. Yani biz bunları zaten son aşamaya getirmememiz lazım. Bir an önce çözmemiz lazım ama tabii ekonomik sıkıntılar hala devam ediyor. Yani Türkiye'nin şartlarını biliyorsunuz. Hangi şartlarda buraya paralar bulunduğunu da biliyorsunuz. Onun için kolay değil bu işler. Tabii kaynak bulmamız lazım. Biz şimdi yukarıda onu konuştuk. Hemen cuma günü bir toplantı yapalım dedik. Yeni kaynaklar lazım. Yani işte mevcut takıma ödeme yapmak lazım. İçerideki futbolculara ödeme yapmak lazım. Ondan sonra taksitler var. Vergi ve SSK'yı yapılandırdık. Bunların ödemelerini yapmak lazım. Yani işte vergi dairesinde taksite bölündü. SSK taksite bölündü. Bunları geçirmemek lazım. İşte biliyorsunuz biz SSK'ya kendimiz çay yolunda iş yerimiz var. Mülkiyet dükkan. Dükkanı verdik teminat olarak 6,5 milyon lira. Bunların ödemelerini yani herkes bir şekilde yapmak zorunda. Evet. Yani ödenmediği zaman yarın bir gün daha büyük borçlar gelecek. Onun için de kaynak sorunumuz bitmedi. Bütçe sorunu bitmedi Ankara Gücü'nde. Hala devam ediyor. Ama uğraşacağız. Yani çözeceğimize inanıyorum ben. Şimdi Haziran Kongresi'nde Ankara Gücü'nde de kaldığı takdirde ki ben kalacağını artık inancım daha yükselmeye başladı. Evet. Ankara Gücü iyice nefes alabilecek diyecek miyiz? Yani Haziran Kongresi'nden sonra transferin son gününü beklemeden yok. Transferlerini yapan, kadrosunu oluşturan, normal bir şekilde kampına giden, yeni sezonu hazırlanan bir Ankara Gücü görecek miyiz? Biz şu anda iki tane futbolcuyu takip ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Mesela iki futbolcuyu izliyoruz. Gidecekler o futbolculara seyretmeye gidecekler yurt dışına. Yani bunu başladık biz zaten çalışmaya. Ama Ankara Gücü'nde bu kadroyla birlikte de inşallah ligde kalırız. Ben bu kadroya güveniyorum, çok güveniyorum. Çok da transfer ihtiyacı da olmayacak. Zaten biz aldığımız kişilerin yarıdan fazlasını 1,5 senelik aldık. Onlar seneye de oynayacak. Elimizde iyi futbolcular da vardı. Belki bir 2-3 transfer gerekebilir. Onu da 2 tanesini şimdiden belirledik. Canlı olarak seyretmeye de gidecek arkadaşlar. Tabii ekonomi düzelirse, bütçe sağlamlaştırılırsa yönetmek de daha kolay olur. Daha değerli toplu olur. Böyle son günde yani yaşadığımız stresleri anlatamam. Yani gerçekten çok stresli günler. Ya hatta 2 gün önce pazartesi günü mesajlaştığımızda bu hastaneye gittim. Mustafa Reştakçı'nın açıklamasından sonra hastaneden alacağıyla döndüm. Aynen öyle. Yani rahatsızlandım ben. Ben mide ameliyatı olmuştum eskiden. Burada da herhalde stresten dolayı şu anda tekrar nüksetmeye başladı. Kendimi çok kötü hissettim. Hastaneye gittim. Tam muayene oldum. Doktor öbürsü gün şey yapalım dedi. Endoskopi yapmamız lazım. Belki kolonoskopi de yapmak lazım dedi. Tam testler için görüşüyorduk. Haber geldi.
mecbur dönmek zorunda kaldım ama bir iki hafta sonra tedavi olacağız artık mecbur. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tamer abi kameralardan kaçıyor. Yasak onlara. Yasaklar. Çünkü çok çok şöyle. Şimdi arkadaşlarımızın hassas dengeler var. Onun için basın sözcüsüne bile sınırlı konularla alakalı. Burada hiç kimsenin özgürlüğünü ve iradesini kısıtlama anlamında değil. Hazirandan sonra her şey rahatlasın. Ondan sonra herkes istediği gibi rahat rahat konuşabilir. Evet, sağ olun. Bu süreçte özellikle sizden bilgisiz bırakmadık. Enformasyonu doğru tuttuk. Çünkü evet. Bilgi olmadığı zaman tabii. Bu sefer duyduklarımızı yazmak, duyduklarımızı konuşmak zorunda kalıyoruz. Tabii. Süreçte biz de basın olarak en azından kendi adıma elimizden gelen desteği sağladığımızı düşünüyorum. Siz de bizi bilgilendirdiğiniz, doğru bilgilendirdiğiniz için ben de ayrıca teşekkür ederim. Ben Ankara basınına teşekkür ediyorum. Ankara Gücü'nün mesela işte beraber birincilikteki ikincilikteki günlerini biliyoruz. Şimdi şunu yapmadım da ya Ankara Gücü artık Süper Lig takımı ne işimiz var bu insanlarla demedim. Çünkü herkesle bir muhabbetimiz var ve de emekleri var. Bu emekleri ben geçmişten biliyorum. Onun için de sizlerin buradan her zaman için bilgi almanızı ama bilgiyi doğru işte zamanında kullanmak, bazen konuşmamak, bazen yazmamak. Yani biz de işte ben mesela konuşuyorum diyorum işte şimdi isim açıklamama gerek yok. Futbolun en tepesindekilerle konuşuyorum pozisyonlar olduğu zaman ya da bir şey olduğu zaman ama tutup da bunu söylemek bazen zarar veriyor. Kulübe de zarar veriyor o insanlara da bize de sponsorları bile söylerken mesela söylemek istemiyoruz. Yani tamam haberciler de haber yapmak istiyor gazeteciler ama bazen de beklemek durmak daha iyi oluyor. Ben de Ankara basınına, Ankara Gücü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Hiç kimseye karşı bir şeyimiz yok, tavrımız, tarzımız yok ama zarar, kulübün zararı, benim şahsımla alakalı hiçbir sorunum olmaz biliyorsunuz yıllardır. Bana ben basın sözcülüğü yazdığımda bana en zayıf halka diyen gazeteciye şu anda ben seni aradığı gibi de açabildiğim zamanlar her türlü bilgiyi veriyorum. Benim şahsi bir kompleksim, kinim, nefretim olmaz. Ben Ankara Gücü zarar görmesin diye bu işleri böyle tutuyorum. Kulübün zarar göreceğine inandığım an böyle tutarım. Ha, zarar görmeyeceği bir şey varsa da tabii ki bütün her şey serbest. Başkanım store açıldı bir de. Evet. Taraftarın çağrınız var mı artık? İnternetten satışlar başladı. Tam Duran'da güzel bir yer var. Stadda. Metromol'de ya da başka yerlerde başka bir proje var mı? Hadi bu sürprizi de senden söyleyelim. Senin emeğin çok bu işlerde. Malatya Spor maçına bir gün önce gittik. Tabii bir ya da iki gündür. Allah kafam karıştı. Akşam biraz dolaşalım diye çıktık. Tur atalım diye şehir merkezine gittik. Şehir merkezinde Güven Park tarzı bir yerde bir tane store gördüm. Camdan çok güzel olmuş. Fotoğraflarını çektik. Oradan Mansur Başkan'a mesaj attım WhatsApp'tan. Bize böyle bir yer olabilir mi rica etsek Ankara Gücü'ne diye. O da sağ olsun her zamanki gibi pozitif yaklaştı. Neden olmasın bakarız diye bir cevap ve dönüş yaptı. Çok güzel olur böyle bir şey olursa. Bu hafta sonu arkadaşlarla Kent Park'a baktık. Tabii biz buralarda kira veremeyiz. Evet. Ankara Gücü'ne sponsor olursa büyük AVM'lerden böyle bir düşüncemiz. Yani bir Kızılay'da bir tane de bir AVM'de bir mağaza açıla. Bunlar söz taahhüt değil. Kafamızdaki düşünceler. Ben ekonomi yani Ankara Gücü'nün cebinden para gitmeyecek. Hava atacağız diye ben Ankara Gücü'nü zarar ettiremem. Ben yaptım diye de zarar ettiremem. Biliyorsunuz yapımı. Mesela Kent Park'a ben söyledim ilgili arkadaşa. Dedim ki siz bizden kira almayın. Bize sponsor olun. Biz elemanımızı koyalım satalım gibi bir görüşme aracı arkadaş da oldu. Böyle iki tane projemiz var. Elektronik satış da başladı. Oradan da dünden bugüne kadar iyi bir satış oldu. Taraftarlar şey istiyorlar günü uzatalım diye. Kırmayacağız büyük ihtimalle onları. Çünkü ya maaş şeyini falan görünce ben dayanamıyorum işte 15'i dedikleri zaman da mecbur beklemek zorundayız. Çünkü insanların alım gücüne de saygı göstermemiz lazım. Uzatacağız onu da büyük ihtimalle ama mağazayla ilgili de gelişme olacak. Şimdi başkanım kongre salonunda ilk röportajı ben yapmıştım başkan seçildikten evet. Sonra. Orada bir enteresan diyalog yaşamıştık. Başkanım demiştim, başkan ben değilim Faruk Bey demiştiniz. Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum iyi hatırlıyorum. Şimdi Haziran'da bir kongre geliyor. Öyle bir değişiklik gündemde var mı, beklenti var mı? Çünkü Faruk Bey de size bahsederken başkanım diye bahsediyor. Tabii. Ya şöyle şimdi Faruk abiyle bizim iyi bir muhabbetimiz var, iyi bir hukukumuz var. Ben onu Allah için seviyorum. Dostluğumuz var. Sırdaşlık yapabiliyoruz birbirimize. Ben bu
mevzu gündeme geldiği zaman hadi onu da açıklayayım sana. Dedim ki abi bu iş sana yakışır dedim. Muhatapların dedim işte Ali Koç olur, Nihat Özdemir olur. Sen de iyi bir iş adamısın, sana yakışır dedim. O da dedi ki Fatih senin yıllardır burada emeğin var. Ben senin yapmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Sen yapabilirsin bu işi diye söyleyerek oldu. Ben kendisine eğer ki en ufak öyle bir niyeti olsaydı ben geri planda durmasını daha önce biliyorsun ben bu kulübe 2010'da da başka 9'da da olabilirdim. Öyle bir ihtimal. Tabii Cengiz Topel'de işte o dönem Mehmet Başkan'la da biz ilişkilerimiz çok iyiydi. Belki biz yönettik bir dönem. Cengiz Topel'le de biz beraber yaptık. Evet. Cengiz Topel'le de ben o zaman 32-33 yaşındaydım daha. Yani benim öyle ben olayım diye bir derdim yok. Ama Faruk abinin de bu öyle bir nefis ve isteği yok. Onun derdi biz bu işi yapalım, başaralım, becerelim, burayı iyi bir noktaya getirelim. Bana işte 2023 vizyonlarından tabii bunları şimdi konuşmak lazım işte sen kendini ona göre ayarla işte diyor. Bakarız kısmet yani şu anda öyle bir gündemimiz yok kulübe bir şeyler yapmak lazım. Önemli olan o. Yani burada bir kalıcı bir eser bırakmak lazım. Burayı bir düze çıkarmak lazım. Ondan sonra ileriki işlere öyle bakmak lazım. Programlarda da bahsediyoruz. Tandoğan Tesisleri ile ilgili ben ayrıca bir teşekkür ediyorum evet. Başkan. Çünkü bitmiş bir ankolojinin altyapısı vardı. Yani evet. Şeyde kötü durumda falan demiyorum. Benim açımdan bitmişti Tandoğan'ın olmaması. Çok kötüydü maalesef. Mehmet Başkan'ın açıklamalarında da hep Tandoğan'ın engellendiğini falan bahsediyordu. Yani artık şeye geldim, yapmak isteyince yapılıyormuş. Bu istekle alakalı bir şey. Siz de Tandoğan konusunda ve altyapı konusunda çok istekli ve arzulu görüyorum. Evet. Doğru mu değerlendiriyorum? Kesinlikle. Altyapı konusunda neler olacak? Ya kesinlikle. Şimdi bak buraya gelirken arabada onu konuştuk hatta. Oradan geçtik geldik. Yani şeye çok üzülüyorum. Oranın yarıdan fazla arazisi gitmiş. Evet. Mecburdu belki. Mecburlardı. Şey yapamadılar, müdahale edemediler. Proje var ama... Ankara Gücü'nün oradan bir kazanç elde etmesi lazım. Çünkü yıllardır biz oradayız. Evet. Tamam mülk MK'nin ama biz de orada yıllardır Ankara Gücü olarak varız. Orada yapabilirsek orada. Orada yapamazsak mesela geçmiş dönemlerde orayla ilgili projeler konuşulmuş. Eğer bir proje olacaksa Ankara Gücü'nün buralardan bir karının olması lazım. Bir şey elde etmesi lazım. Olmayacağını görürsek biz belki eğer ileride ekonomik durum iyi olursa o binaları yıkıp daha modern bir tesis de yapılabilir oraya. Ama ilk etapta şimdi çocukların yerlerini çok güzel yaptık. Geçen gün de tekrar gittim ziyaret ettim. Arkadaşlar görmediler. Arka kapıdan girdim odalara falan çıktım. Sonra haberleri olmuş geldiler yanıma. Hoşuma gitti. Çünkü onlar varken gezmek istemiyorum. Çünkü haber olduğu zaman temizlettirirler falan diye. Kendim bizim küçük çocukla beraber gittik. Arka kapıdan girdik. Baktık iyi oldu. Yani yaşanabilecek bir seviyeye geldi. Saha yapıldıktan sonra daha da iyi olacak inşallah. Ama dediğim gibi onunla ilgili karar çıkmış. Bu drenajla ilgili falan bir şeylerden dolayı beklemeleri gerekiyormuş herhalde yağışların bitmesinden dolayı. Yani şey sorunu yok. Hatta tribün konusu vardı onu da konuştuk. Onu da bir şekilde hallederiz dediler sağ olsunlar. Oraya yapılacak hızlı bir şekilde. Olmazsa dediğim gibi yani oradan belli bir süre bir emek yani devam edecek. Ama ileride Ankara Gücü'nün oraya bir başka bir alana dönüşürse Ankara Gücü'nde muhakkak oradan bir şey elde etmesi lazım. Yani bizim projelerimiz arasında aslında şey de var. Altyapı tesislerini ilçe ve semtlerdeki belediyelerle birlikte yapmak. Çankaya'yla, Mamak'la, Altındağ'la bunlar belki daha iyi olur ama şu Haziran'dan sonra bunların hepsine bir bakacağız inşallah. İşaretler de geliyor. Fazla izah evet, bekliyor. Kulübe gideceğiz. Şimdi Bak'tan transfer yapılıp geri Bak'a kiraya verilen futbolcular oldu. Dışarıdan evet. Transfer edilip Bak'a kiraya verilen futbolcular oldu. Şimdi Bak'ı biz Gençler Birliği Hacettepe ilişkisi yakın ilişki olarak görecek miyiz? Bir altyapı takımı olarak mı planlanıyor? Öyle mi düşünüyorum? O futbolcuları orada oyna çünkü oynamayan futbolcu köreliyor bence. Oynasınlar diye. Ya da anlaşma öyleydi. Onun için gönderdik. Buca'ya gönderdik. İşte elimizdeki kiralık genç futbolcuları eskiden olup da şimdi kadroya giremeyecek futbolcularını da gönderebildiklerimiz işte Furkan hepsini bir yerlere gönderdik. Çünkü oynasınlar, tecrübe kazansınlar gibi. Şöyle bir düşüncemiz var. Ankara Gücü'nün bir pilot takımı olmalı. Bununla ilgili işte bize isimler geliyor. İşte isimleri şimdi söylemeyeyim karışıklık olmasın ama kafamızda böyle bir şey var. Bir ikincilik takımında bu futbolcularımızın oynayacağı bir ikincilik takımımız olabilir bizim. Vallahi ben geçen programda şeyden bahsettim izleme şansımız oldu. Osmanlıspor'a eğer görüşerse altta bir stansı.
şeyi de var. Bir 10 numara bir Ankara Gücü'nün altyapı takımı olabilir diye yani, fikir geçti aklımdan. Yani konuşulabilir. Bilmiyorum şimdi direkt bir şey demek istemem çünkü ama konuşulabilir yani. Orası da ciddi bir yokluk çekmeye başladı. Futbolcular alacaklarını alamıyorlar. Yemek firma sıcağı göndermeye falan başlamış. Kötü. Ankara Gücü'nün böyle bir pilot takıma gerçekten ihtiyacı var ki bu 21 kalktıktan sonra daha da fazla ihtiyaç olmaya başladı. Öyle bir düşüncemiz var yani Osmanlı Spor için söylemiyorum, onu şimdi duydum. Ya belki o da konuşulabilir, o da olabilir. Ama Ankara inşallah ligde kalırlar, hiçbir takım düşmesin yani, ben orada bir düşecekmiş gibi bir algı oluşmasın onun için söylüyorum. Ama bir ikinci lig takımıyla satın alma ya da anlaşarak Ankara Gücü'nün pilot takımı yapabiliriz biz. Ben Ankara takımlarının hiçbirinin küme düşmesini istemem. Hepsi liginde olsun. Yani niye İstanbul'da 4-5 tane takım oluyor? İşte Hacettepe'de olsun. Evet. Ondan sonra diğer işte PTT vardı, Şeker Spor vardı. Olsun bu takımlar. Bunlar zenginlik kazandırır. Vallahi zenginlik getirir. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu mikrofonu çok uzatacağız ama tamam, taraftar canlı yayın istiyor. Tamam yaparız. Bak hiçbir yere çıkmadım. Ulusal kanallara bile uzak duruyorum. Bu kadar biraz uzak durmaya. Fazla da kimse olmuyor sanırım. Ya canlı yayına da bir sürü davet ediyorlar ulusal kanallardan da. Biraz işe güce bakalım. Biz geride duralım, Ankara Gücü önde olsun. Ben onu istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam, sağ olun.